Ebu Bekir'in 200 küsur yani 226 mı 236 mı filan rivayeti var ki 23 sene peygamberle peygamberliği sırasında ondan evvel de zaten arkadaş yaşamış. 230 söz naklediyor. Güne bir söz bile düşmüyor. Ebu Hureyre'nin 5700 küsur rivayette bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Kaldı ki peygamberin vefat etmeden evvel peygamber son 3 seneden Medine'ye gelmiş. İşi yok, gücü yok, garibanın tek ihtisleri öyle. Bir iş güçte tutmuyor, o doyuruyor, bu doyuruyor. Belki eskisini veriyor, onu gidiyor, bilmem ne. Yani biraz zavallı, mustazaf, biraz dar, acezelik bir tip. Öyle. Öyle de görülüyor zaten. Bir haber, herkes şaşırıp kalıyor. Resulullah buyurmuştu ki, diye başlıyor. Tabi hadis öyle rivayet ediyor. Haddesena veya kâle Resulullah. Resulullah söylemişti ki, ne demiş? Hatta avratta evde uğursuzluk var buyurmuş. Yani, millet şaşırıyor ya nasıl olurmuş? Hiç buna benzer bir şey. Buna anımsatacak bir şey duyan oldu mu millet? Millet birbirine soruyor, gözüne bakıyor. Yok. Diyorlar Hazreti Ayşe çok zeki ve İslam'ı iyi kavramış bir kadın. Gerçekten yani hafızası yerinde, kişilikli. Diyorlar Ayşe'ye soralım yani. Ayşe eğer buna benzer bir şey varsa hatırlar. Hem hafızası çok iyi, hem zekası çok iyi. Gidip söylüyorlar, diyorlar ya Ayşe, Hureyre böyle böyle söylüyor. Siz bunu andıracak bir şey duydunuz mu Resulullah'tan? Yani bu mealde, buna yakın, tersi, düzü, her neyse. Kaynaklar öyle anlatıyor. Ayşe önce demiş ki, Hazreti Ayşe, Allah ona akıl versin. Ebu Hureyre için. Onun aklı o kadar az ki bir sözün başı aklında kalsa hafızasında sonunu unutur, sonu aklında kalsa başını unutur. Bu açıklamadan sonra da devam ederek demiş ki Resulullah buyurmuştu ki insanlar cahiliye zamanında yani İslam'dan önce atta, kadında yani avratta ve evde uğursuzluk olduğuna inanır. Peygamberin söylediğine bakın, Ebu Hureyre'nin naklettiğine bakın. Tamamen tepetaklak ediyor ama. Yani peygamberin söylediğinde böyle inanmak, yani atta uğursuzluk olduğuna inanmak, kadında uğursuzluk olduğuna inanmak ya da evde uğursuzluk olduğuna inanmak cahili bir şey, yani İslam dışı bir şey. Yani dolayısıyla bir Müslüman böyle düşünmemeli, böyle inanmamalı, böyle itibar etmemeli böyle bir şey diyor peygamberin söylediği sözü ama Ebu Hureyre'nin naklettiği şekle bakarsanız bu İslam'ın tam kendisi.